Düzce'de 23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen Gölyaka merkezli 5.9 şiddetindeki depremde ve çeşitli tarihlerde meydana gelen afetler nedeniyle konutları ağır hasar gören afetzedeler için yapılan toplu konut kura çekimi bugün gerçekleşti. AFAD Başkanlığı'na tahsis edilen konutların hak sahiplerine teslimi için Profesör Doktor Erol Güngör Kültür Merkezi'nde kura töreni gerçekleştirildi. Programda konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, hak sahiplerinin sıcak yuvalarına kavuşmasının mutluluğu ve bahtiyarlığı içerisinde olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı. Bugün mutlu bir vesileyle bir aradayız. İnşallah 23 Kasım 2022'de yaşadığınız zorluklardan sonra sıcak yuvalarınıza kavuşmanın mutluluğu ve bahtiyarlığı içerisindeyiz. Bu mutluluk ve bahtiyarlık bizlere de yansımakta. 23 Kasım 2022'de ifade edildi, sayılar verildi. 590 tane hak sahibimiz var. Sel afetlerinden de 136 hak sahibimiz olmak üzere 726 hak sahibimiz borçlanmalarını yaptı. Bunların seri bir şekilde konutlarını tamamlama konusunda mücadele ediyoruz. AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özü ve AFAD İl Başkanı Ali Kartal da konutların hayırlı olmalarını diledi. Depremzede Süleyman Başkan, kura çekimi sonrasında yaşadığı mutluluğu dile getirerek "Oradaki evimizi sattık, buraya geldik. Kızımızın yanına. Fakat bir sene sonra deprem oldu, evimiz yıkıldı. Şimdi çok memnunuz. Çünkü kirada oturduk, hiç kirada oturmadık biz. Onun için bu evin çıkması çok iyi oldu yani. Hükümetimizden, bakanımızdan, valimizden, emeği geçenlerden herkese Allah razı olsun yani. Çok memnunuz." Depremzede Kezban Arslan ise çok heyecanlı olduğunu belirterek şunları söyledi. "Kura çekimden dün öğrendim ama çok heyecanlıyım. Heyecanım hala devam ediyor. Şu an sözünü ifade edemeyecek şekilde heyecanlıyım. Şu an yani içimden 3. kat geçiyordu hep. İstediğim gibi çıktı. Çok mutluyum yani, anlatacak bir şey bulamıyorum başka."